Hikmet, burası mı kızın evi? Adres burası Nazife anne. Hani fakir diyordun evladım. Bana öyle dedi ama Ömer baba. Allah Allah. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, ben Gönlün annesiyim. Memnun oldum. Bizler de Hikmet'in annesiyle babası sayılırız. Ben de memnun oldum. Buyurun. Kızım, alır mısın paltoları? Peki efendim. Lütfen çıkarmayın, buyurun. Gönül, tanıştırayım. Nazife anne. Çok memnun oldum efendim. Biz de memnun olduk kızım. Ömer baba. Memnun oldum. Buyurun oturun. Ben babamıza haber vereyim geldiğinizi. Bana fakir olduğunu söylemiştin. Benim hiçbir şeyim yok. Her şey ailemin. Nasılsın? İyi misin kızım? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz evladım. Tek çocuk musun Gönül? Kardeşin var mı? Bir erkek kardeşim var. Ondan haberim yok. Konusu geçmediği için söylemeye gerek duymadım. Yalvarıyorum sana lütfen be. Gönül'ün hiç mahtarı yok. Sen bu gelenleri tanıyor musun? Hayır ama. Aması ne o zaman? Hadi kızın görmüyor. Sen de mi kör oldun? Rahatsız olmayın lütfen. Kahveleri nasıl alırsınız? Televizyon tamircisiyim. İnsanlar tamir ettiriyorlar mı televizyonlarını? Yenisi kaç para ki? Mahallede olunca bozulan elektronik eşya çok oluyor. Doğrudur. Gönül'le nasıl tanıştınız? Baba anlatmıştım ya. Bir de ondan dinleyebilir miyim kızım? Tesadüfen tanıştık. İkimiz de aynı yerde soluklanıyormuşuz. Ben gittim konuştum. Sonra arkadaşlığımız gelişti. Çok çabuk gelişen bir arkadaşlık. Bizim için biraz sürpriz oldu açıkçası. Bizim için de öyle. Ama ne derler? Hayırlı işte, acele etmek lazım. Sizler öz annesi babası değilsiniz öyle mi? Çocukken kaybettim anamı babamı. Nazife anne ile Ömer baba büyüttü beni. Sizin başka çocuğunuz var mı? Var. Biz evlatlarımızı üvey öz diye ayırmayız. Ama bir oğlumuz daha var. Polat Alemdar'ın ismini duymuşsunuzdur. Sizin biraz aile yapınız farklı bizden. Neyse. Buyurun, dinliyorum. Alayım mı fincanı? Ben koyarım. Eski usul bir giriş olacak ama gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Biz büyüklere de... Beyefendinin görüp beğendiği doğrudur. Ama Gönül'ün görmediği, dolayısıyla hangi kritere göre beğendiği benim için soru işaretidir. Buyurun, devam edin.
Amacımız sürçülisan etmek değildir. Önemli olan gönüllerin birbirini görüp beğenmesidir. Yoksa gözün gördüğü gönlü aldatır. Ben bir soru işaretiyle buraya gelmedim. Biz büyüklere düşen gençlerin zorunu kolay etmek. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız gönlü oğlumuz Hikmet'e istiyoruz. Ben inanmadığım bir şeyin emriyle, tanımadığım birinin kavliyle kimseye kızımı vermem. Anlamadım. Ben Allah'a peygambere inanmam. Biz bir tebliğ için burada bulunmuyoruz. Sizin inancınız size, bizimki bize. Benim bir inancım yok. Size de yok, Allah dediğinize de. Benim kızım kör, beni görmemiş. Bir kez olsun gözümün içine bakmamış. Şimdi gelip diyorsunuz ki, babasını görmemiş kız bizim oğlumuzla evlensin. Niye? Beğenmiş diye. Hem de kimin emriyle? Onu kör edenin. Baba ne yapıyorsun sen? Kızınız sizi görmemiş. Ama babası olarak kabul etmiş. Siz de Allah'ı görmüyorsunuz. Ama kabul etmeyebilirsiniz. Her inanca saygımız var. Hatta inançsızlığa da saygımız var. Ama gönül kırmaya yok. Biz müsaadenizi isteyelim. İstemeden aile arasında cereyan etmesi gereken bir mahremiyetin içinde bulduk kendimizi. Rahatsız olmayın. Bana bunu nasıl yapar anne? Ben babama ne kötülük yaptım ki? Kızım üzülmeni istemiyor daha sonrası için. Hani çocuğu ailesini tanımıyoruz etmiyoruz ya. Tanısak da olur tanımasak da olur anne. Beni bu halimle kabul etmiş. İnsanlara bile hakaret edip gönderiyor. Neymiş? Kızım üzülmesinmiş. Başkası artık beni üzemez anne. Beni o kadar üzdü ki. Beni artık kimse üzemez. Gönül. Yalnız kalmak istiyorum anne. Bir tamirci parçası için ailene yüz mü çeviriyorsun? Gidin başımdan diyorum size. Benimle düzgün konuş. Yeter artık yeter lütfen. Anlatmayacak mısın abi? Eren, gelmeyin üstüme. Anlatacak bir şey yok. Kovulduk. Kapı dışarı edildik. İyi de abi, kızın ne günahı var? Benim ne günahım var Eren? Senin adın ne delikanlı? Adem. Ne iş yaparsın sen? Pek bir iş yapmam abi. Aman ne iş yaparsan yap, sakın tamirci olma da. Sıkma canını be Hikmet'im. Ben kolay kavuşana aşık görmedim. Kolayında zorunda değilim. Aşk ya da sevda diye iddialı konuşacak değilim.
Kaldırdım Ömer Baba'yı, oraya kadar götürdüm. Adam bana hakaret etti. Ömer Baba'ya hakaret etti. Yetmezmiş gibi bir de kızına kör diye hakaret etti. Ah ulan. Yanarım yanarım ben o adama, haricen tanımadığıma yanarım. Yoksa ben ona diyeceğimi bilirdim ya. Babam tam dişine göre adam bulmuş. Seni de aradan yakmış Hikmet. Tabii canım. Ömer Baba'ya ne? Adam Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyor. Sabaha kadar konuşsunlar. O niye inandığını anlatsın, öbürü niye inanmadığını. Annem ne dedi? Beğendi mi kızı? Vallahi öyle bir darbe yedim ki. Kız nasıl, beğendi mi Nazife anne diyecek, yüzüm mü kaldı? Peki kızla bugün konuştun mu? Aramak istedim de arayayım ne diyeyim? Onun beni araması lazım değil mi? Hikmet sen boş ver babamı, ben seni seviyorum diye. Olur mu öyle şey Hikmet? İnsan bir aramaz mı, ne durumdasın, iyi misin değil misin diye. Diyene bak. Senin sevdiğin seni 3 sene öldü bildi. Allah Allah. Ne var oğlum? Hiç değilse ben yanındaydım kızın. Çok yanındaydın. Ne dememi istiyorsun, sen bana onu söyle. Çıkar ağzındaki baklayı. Usta, bu işler memleket kurtarmaya benzemiyormuş. İnsanın ciğeri yanıyor. Yüreğim sızlıyor. Gözüme uyku girmiyor. Aklımda o, fikrimde o. Bir görsen. Vallahi sen de ne dediğimi anlarsın. Seversin kızı. Hikmet, sen sevdikten sonra bana o dünyanın en güzel insanı, kadını, yengesi, kardeşi. Ama gülüm. Amalı mamalı konuşma Allah aşkına. Peki Hikmet'im. İşin zor. Ama ben senin hep yanındayım. Ben çok kötüyüm be usta.